Herkese günaydın. Şimdi saçımı falan yaptım. Hızlıca giyindim üzerimi. Bugün hava biraz serin, bu yüzden kaban giyeceğim. Bugün iki tane dersim var. Biraz yorucu bir gün olacak. Gün boyu okulda olacağım. O yüzden rahat bir şeyler giydim. Kabanımı giyiyorum. Birazdan çıkacağım. Hızlıca. Bunu takacağım tabii ki. Bunu çok seviyorum, bu kırmızı. Şunları da çantama koyayım. Küpe mi taksak? Birazdan takacağım. Bunu da alalım. Başka. Tamam. Şekilde. Hazırız. Şimdi çıkıyorum. Toplam aktifler. Net dönem kârı bölü toplam aktifler. Tamam, bu birinci rasyonumuz. Ne için? Şurayla uğraşıyoruz. Capital için. Number one. Capital için. İkincisi, ikinci önemli rasyonumuz. Öz kaynak. Assets. Öz kaynakta artı dönem kârı bölü toplam aktifler. İkinci rasyonumuz da bu. Öz kaynaklı hocam artı. Öz kaynaklı artı dönem kârı emir bölü toplam aktifler. Tamam mı? Çok rasyo var. Ben buradan size seçerek vermek istiyorum. Çünkü birbirini tekrar eden rasyolar da var. Ve kısmında iki temel rasyo bizim işimizi görür. Şimdi gelin asete, aset tarafına. Aktif varlık kalitesi tarafına. Bunu nasıl ölçüyoruz? Mesela bir banka için konuştuğumuzda takipteki krediler, birinci rasyonumuz takipteki krediler. Takipteki krediler. Anlatacağım. Takipteki krediler. Bölü toplam krediler. Yani takipteki kredilerin toplam kredileri içindeki